Merhaba arkadaşlar, MTV'ye hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta spor toto analizleri ve tahmin kuponları ile karşınızda olacağım. Hedefimiz güzel tahminler yaparak minimum tutarlarda maksimum kazanç sağlamak. Ayrıca 3 günde bir düşük oranlarda kasa kuponları paylaşarak 3 ayda milyon TL'lere ulaşmak. Sizlerden ricam, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Neyse arkadaşlar, uzatmadan spor toto 42. hafta tahminleriyle başlayalım. Listedeki ilk maçımız Ankara Gücü ile Pendik Spor arasında oynanacaktır. Ankara Gücü kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile ayrıldı. Pendik Spor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Kendi aralarında oynanan 2 karşılaşmada, Ankara Gücü 1 galibiyet ve 1 maçta beraberlik ile sonuçlanmıştır. Ankara Gücü son 5 maçından 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Pendik Spor son 5 maçından 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Ankara Gücü'nde Morutan, Atakan Çankaya, Hanusek ve Alper Uludağ eksik. Pendik Spor'da Mehmet Yam eksik. Geçen hafta Hatay Spor deplasmanından mağlubiyet ile ayrılan Ankara Gücü kendi sahasında hata yapmayacaktır. Tahminim direkt birinci. Bülten'deki ikinci maçımız Antalya Spor ile Adana Demirspor arasında oynanacaktır. Antalya Spor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Adana Demirspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Antalya Spor'un evinde oynanan 4 karşılaşmada, Antalya Spor 1 galibiyet, Adana Demirspor 2 galibiyet ve 1 maçta beraberlik ile sonuçlanmıştır. Antalya Spor son 5 maçından 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Adana Demirspor son 5 maçından 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Antalya Spor'da Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı ve Yeheskel eksik. Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Balotelli ve Nurhani eksik. Ligde hedefleri olmayan iki takımın bu maçtan beraberlik ile ayrılacağını düşünüyorum. Tahminim direkt sıfırıncı. Ancak risk almak istemeyenler Antalya Spor galibiyeti ile çifte şans yazabilirler. Bülten'deki üçüncü maçımız Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacaktır. Başakşehir kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Başakşehir'in evinde oynanan 4 karşılaşmada, Başakşehir'in 2 galibiyeti ve Trabzonspor'un 2 galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Başakşehir son 5 maçından 5 galibiyet ile ayrıldı. Trabzonspor son 5 maçından 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Avrupa kupaları için birbirleriyle kapışan iki takım beraberlik istemeyeceklerdir. Tahminim 1 ve 2 çifte şans. Bülten'deki dördüncü maçımız Beşiktaş ile Hatayspor arasında oynanacaktır. Beşiktaş kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Hatayspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Beşiktaş'ın evinde oynanan 3 karşılaşmada, Beşiktaş'ın 2 galibiyetiyle ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Beşiktaş son 5 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Hatay Spor son 5 maçından 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş'ta Chamberlain ve Hece Ahmetoviç eksik. Hatay Spor'da Erce Kardeşler, Doğukan Sinik ve Gulam eksik. Beşiktaş kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır, ancak Hatay Spor'un ligden düşmemek için saldıracağını düşünüyorum. Tahminim 1-2 çifte şans. Bülten'deki 5. maçımız Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacaktır. Galatasaray kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Galatasaray'ın evinde oynanan 5 karşılaşmada, Galatasaray'ın 2 galibiyetiyle, 2 maç Fenerbahçe'nin galibiyetiyle ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Galatasaray son 5 maçından 5 galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe son 5 maçından 2 beraberlik ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray kendi seyircisi önünde en azından 1 puan alarak şampiyonluk turu atmak isteyecektir. Tahminim direkt sıfırıncı. Ancak isteyenler puan ihtiyacı daha fazla olan Fenerbahçe galibiyetine çifte şans yazabilirler. Bülten'deki 6. maçımız Gaziantep ile Karagümrük arasında oynanacaktır. Gaziantep kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Karagümrük deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Gaziantep'in evinde oynanan 3 karşılaşmada, Gaziantep'in 1 galibiyetiyle ve 2 maç Karagümrük'ün galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Gaziantep son 5 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Karagümrük son 5 maçından 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Gaziantep'te Drăguș, Sorescu ve Acosta eksik. Karagümrük'te Feghiulă eksik.
Karagümrük bu zorlu deplasmandan en azından bir puanla dönmek isteyecektir. Tahminim 0-2 çifte şans. Bülten'deki 7. maçımız Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacaktır. Kayserispor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Konyaspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Kayserispor'un evinde oynanan 3 karşılaşmada Konyaspor'un 3 galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Kayserispor son 5 maçından 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Konyaspor son 5 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Kayserispor bu zorlu maçta yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 1-0 çifte şans. Bülten'deki 8. maçımız Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanacaktır. Çaykur Rizespor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı. Kasımpaşa deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Rizespor'un evinde oynanan son 3 karşılaşmada Rizespor'un 1 galibiyetiyle, 1 maç beraberlik ile ve 1 maç Karagümrük'ün galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Çaykur Rizespor son 5 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Kasımpaşa son 5 maçından 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Ben bu maçın içinden çıkamadım. Bütçesi olanlar bu maçı kapatsınlar. Benim bütçem olmadığı için Kasımpaşa galibiyeti yazacağım. Tahminim direkt 2. Bülten'deki 9. maçımız Samsunspor ile Alanyaspor arasında oynanacaktır. Samsunspor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Alanyaspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Samsunspor'un evinde oynanan son 3 karşılaşmada Samsunspor'un 3 galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Samsunspor son 5 maçından 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Alanyaspor son 5 maçından 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Samsunspor kendi seyircisi önünde hata yapmayacaktır. Tahminim direkt 1. Bülten'deki 10. maçımız İstanbulspor ile Sivasspor arasında oynanacaktır. İstanbulspor kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 5 mağlubiyet ile ayrıldı. Sivasspor deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. İstanbulspor'un evinde oynanan son 2 karşılaşmada İstanbulspor'un 1 galibiyetiyle ve 1 maç Sivasspor'un galibiyetiyle sonuçlanmıştır. İstanbulspor son 5 maçından 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Sivasspor son 5 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Sivasspor İstanbul deplasmanında hata yapmayacaktır. Tahminim direkt 2. Bülten'deki 11. maçımız Arsenal ile Everton arasında oynanacaktır. Arsenal kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Everton deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Arsenal'in evinde oynanan son 5 karşılaşmada Everton'un 1 galibiyetiyle ve 4 maç Arsenal'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Arsenal son 5 maçından 5 galibiyet ile ayrıldı. Everton son 5 maçından 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Arsenal şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Everton karşısında kolay bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tahminim direkt 1. Bütçesi olanlar 0 ile sürpriz arayabilirler. Bülten'deki 12. maçımız Brighton ile Manchester United arasında oynanacaktır. Brighton kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet ile ayrıldı. Manchester United deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Brighton'un evinde oynanan son 3 karşılaşmada Brighton'un 2 galibiyetiyle ve 1 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Brighton son 5 maçından 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Manchester United son 5 maçından 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Brighton kendi evinde yenemezse bile yenilmeyecektir. Tahminim 1-0 çifte şans. Bülten'deki 13. maçımız Chelsea ile Bournemouth arasında oynanacaktır. Chelsea kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. Bournemouth deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Chelsea'nin evinde oynanan son 3 karşılaşmada Chelsea'nin 2 galibiyetiyle ve 1 maç Bournemouth'un galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Chelsea son 5 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrıldı. Bournemouth son 5 maçından 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet ile ayrıldı. Chelsea kendi evinde hata yapmayacaktır. Tahminim direkt 1. Bülten'deki 14. maçımız Luton ile Fulham arasında oynanacaktır. Luton kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Fulham deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan
2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Luton'un evinde oynanan son 3 karşılaşmada, Fulham'ın 1 galibiyetiyle ve 2 maç beraberlik ile sonuçlanmıştır. Luton son 5 maçından, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile ayrıldı. Fulham son 5 maçından, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. İddiası olmayan Fulham bu maçı yenemezse bile yenilmeyecektir. Bütçesi olanlar 0-2 çifte şans oynayabilir. Benim bütçem olmadığı için tahminim direkt 0. Bültendeki 15. maçımız Manchester City ile West Ham arasında oynanacaktır. City kendi sahasında oynadığı son 5 karşılaşmadan 1 beraberlik ve 4 galibiyet ile ayrıldı. West Ham deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile ayrıldı. City'nin evinde oynanan son 3 karşılaşmada City'nin 3 galibiyeti ile sonuçlanmıştır. City son 5 maçından 5 galibiyet ile ayrıldı. West Ham son 5 maçından 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile ayrıldı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen City bu maçı rahat geçecektir. Tahminim direkt 1. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 64 TL'lik kuponumuzu paylaştım. Umarım 15 bilen bizden olur. Aklınıza yatan maçları seçip oynamanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın, bol şans.